Herkese merhaba, ben Hakan Zevik. Bunlar da CIA'ydı benlerim. Yaklaşık 3 aydır hobi olarak yapmış olduğum aydınlatma tasarımlarını ve antik obje restorasyon videolarımı sizlerle paylaşıyorum. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Daha önceden almış olduğum silah şeklindeki manitolu çakmaktan lamba yapmak için İzmir'deki bit pazarlarını gezeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor, nelerle karşılaşacağız. Hadi hep beraber izleyelim. Pardon, bit pazarın yerini biliyor musunuz? Şuradan git kardeşim, bize sorsan gösteririm. Hadi gidelim. Kestik, evet. Uzun zamandır üçümüz birlikte bit pazarına gidiyoruz. Evet. Birazcık duygu etkileyen aldım var. 4 ay oldu ya. Bence sahneye gidi aslında. Hiç gitmesek daha iyi. Biz normalde saat 3.30-4 gibi yani cumartesi pazara bağlayan gece çıkıyoruz. Saat 9. Yani her defasında aynı şey söylüyorum, yine aynı şey söyleyeceğim. Normalde İzmir'de cumartesi akşamları nereye gidilir? İçmeye, eğlenmeye gidilir. Biz de Ege Mahallesi'nde Tepeci'ye gidiyoruz. 3 tane pazarımız var. Bu 3 pazar birbirine yakın ama farklı mekanlar. İlk durağımız neresi? Tepecik'ten başlayalım. İlk durağımız Tepecik. Evet arkadaşlar, yaklaşık 10 günlük bir arazide yüzlerce farklı esnafın ve binlerce farklı müşterinin her pazar burada kol gezdiği müthiş, meşhur Tepecik Bit Pazarı. Burası da meşhur Tepecik Deresi. Evet Ata, neredeyiz şimdi? Şimdi ünlü Tepecik Mahallesi'nin bit pazarındayız. Burası yine İzmir'in altı sokaklarından birisi. Ege Mahallesi ile kapışırlar. Şuraya bizim şu üst katı açan abiler açıyor şu tarafa. Şuraya bakalım. Şuraya bir daha baksaydık. Hadi. 70 lira. Televizyonları seversin bak. Burası pazar sabah çok kalabalık oluyor. Esnaflar daha açmamış. Asıl geçen hafta biraz daha erken gelmiştik, açıktı. Açıyorlar, kapatıyorlar. Asıl müşteriler sabah geliyor. Tepecik pazarı gibiydi. Tam saatini kestiremedik. Yıllardır geliyoruz bu pazara ama hala. Tam anlamıyla hangi saatte geleceğimizi tutturabilmiş değiliz. Sabahtan akşama kadar açık, gece kapalı. Yarın sabah tekrar açık bu pazarlar. Biz ne zaman geldik? Gece. Serkan Bey bugün pazarın ganimetini götürüyor. Evet arkadaşlar, şu an Ege Bit Pazarı'ndayız. Burası çok tekin olmayan bir bölge İzmir'de. Ulaşım sıkıntısı oluyor bazen. Evet, ulaşım sıkıntısı var. Onlarca insan var mahallenin içerisinde. Ama pazarın içine girdiğiniz zaman bunları da unutuyorsunuz zaten. Esnaf da çok sıcakkanlı. Birazdan hemen tezgahları sizlere göstereceğiz. Biz Instagram sayfamız için ürün arayacağız. Güzel bir pazar, bereketli bir pazar. Hem bize bol şans. Hadi bakalım. Saat mi bakayım? Ha? Saat mi bakayım? Yani şeyler var ya, hani böyle oyun saatleri. Kolumda böyle eski oyun oynayabiliyorsun kolda. Bir tane ahşap fıçı. Neyse oraya baksana. Ahşap fıçı ya da böyle orijinal ahşaplı alt kaide için bir şey arıyorum. Bir de şey,
şapka. Şapka, deri kovboy şapkası. Aa, gitar, baba gitar. İngilizce Türkler hepsi beğeniyor. Ha. İngilizce yazıyorum, Rusça yazıyorum, bilmem ne yazıyorum. Tabii. Ben yemiyorum, Marmaş'ta yazıyorum. Tabii öyle etiket yapınca oğlum, her yerde oğlum, çıkıyor. Kızım oğlum Marmaş'ta olmuyordur. Bununla çekindim, bir de onunla çekindim şu manyonla. Nerelisin abi? 19. 19 nerenin? Aramızdan yarı saat bir saat yok. 19. Amasya. 19. Amasya'yla aramıza yakın. Ama oğlum yarabbim şapsı. Nere oğlum 19? Benim Kırıkkale'ye geçtim sonra Ankara'ya geçtim. Şapka arıyoruz dedik, girer yine şapkayı aldık valla. Şimdi ahşap fıçı. Bazı tezgahlar henüz açılmamış. Bunlar açılınca size tekrar göstermeye çalışırız. Ahşap antika hediyelik eşya. Evet, tam aradığımız yer. Belki burada fıçı bulabiliriz. Hayırlı işler abi, kolay gelsin. Ahşap fıçı var mıydı? İşte burada da yokmuş. O zaman başka yerde bulacağız. Dikiş makinesi değişik gibi duruyor. Bir baksana hani. 50 ders. Abi ne kadar bu? Nereden bildin? Denizden mi bulmuşlar bunu? Nereden çıkarmışlar ya? 1930'larda falan üretilmiş sanırım. A3 formatında da yazması lazım. Tamir edebiliriz belki ama çok zaman alır. Hakan, giysi, 3. pazara götür. Çalışıyor mu? Çalışıyor, çalışıyor. Çalışmıyorsa lamba yanmıyor. Deneyelim mi şurada? Lamba yanıyorsa görebilirsin. Tamam. Evet, ata duygularını alalım. Allah gibi bir pazardı. Yine saat tutturamadık. Kayıtta normal inşallah. Ha, kayıtta mı? Boşa konuşmasın kayıtta. Çocuk. Kayıtta da. Kayıtta bir bakayım. Kayıtta. Bir bakayım ya. Sen oradan izle. Gözüküyor mu? Yüzüm gözüküyor mu? Aklına bak. Hadi konuş. Tepecik, Ege Mahallesi. 3. pazar burası. Ege Mahallesi'nin orada 4. pazar var hatta. Ama hemen hemen hepsi kapalı. Yani haftaya ya cumartesi 5'ten akşam 9'a 10'a kadar gezeceğiz ya da pazar sabahı 5'ten 6'dan sabah 10'a kadar gezeceğiz. İki türlü de çok gezeceğiz. Profesyonel insanların yapmayacağı motorluklar yapıyoruz bu aralar. Evet abi, şimdi az değil 4-5 ay ara verdik yani. Adapte olmak biraz zor oluyor. Mesela önceden hiç uyumadan sabahlardı, şimdi gece uyuyor, sonra uyanıp ondan sonra pazar yapıyoruz. Kahveler bile ayakta tutuyormuyor artık. Eskiden bir kahveli bir günü geçirdik abi. 4, 2, 3, 4. Eski kahvelerin yerinde tutmayacağım. Nerede eski kahve? 40 yıl hatırlıyorum. Günaydın Ata. Ne düşünüyorsun? Ben şey düşünüyorum. Eskiden sadece şu üst taraftan bile dünyanın malını alırdı. Üst tezgah olurdu en az. Şu kaldırımda da tezgahlar açılıyordu önceden. Atanın bahsettiği dere burası. Yani işi pişirmeden para mara verme dedi. Ben olabildiğince beraber gezelim, ha? Tamam. Patan mı?
yapıştırdı. Beyaz patenler var. Beyaz mı? Abi kim bakıyordu buraya? Efendim. Ne kadar abi bu? Abi o sana 7,5 olur. 10 lira diyorduk, çok iyi olsun 7,5. Bunu sadece bunları 20-30 lira veriyor. Ataşok. Vereyim mi? Oyun poşete. Koy. 100 liradan 50 liraya almaya çalışıyordu ama 7,5 lira aldı şimdi. El ele. Sabah sabah mal getirdim. Şu sandalar pirinç mi? Gümüş gibi. O nasıl gümüş? Ağzından çok güzelmiş hepsi ahşap kasa ama bozulmamış herhalde. O ne? Bardak mı? Burada bir şey yok ki ya. Valla pazarda piç satan yok mu ya? Overlock makinesi ayağınıza geldi. Var mı aradığın plak? Gördüğüm en iyiler olsun. Şundan var bende ya. Ya hadi seften olsun. Kolonya. Parça değişmiş. Çok İşte yani. Bunun mu parçası değişmiş? Hangisi değişmiş? Burası komple değişmiş. Emin misin? İçindeki hortumu da duruyor. Sen bilirsin. İbrahim Bey merhaba. Merhaba. Bit pazarı çok ilginç bir kültürdür. Bit pazarına giderken ne zaman neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Giyimden aksesuara, beyaz eşyadan değişik ortaya, antikalardan koleksiyon parça, yüzlerce hatta binlerce böyle farklı ürün, farklı parça bulabilme şansınız var. Hemen hemen tüm dünyada olan oldukça da yaygın bir kültür aslında bu bit pazarı. Kültürü de korumalıyız aslında, daha da yaygınlaştırmalıyız. 7'den 70'e herkesin gidebildiği yerler olmalı bit pazarları. Ata. Neler aldın? Çok güzel bir Montana 101 İtalyan malı Pico aldım. Çok üst düzey bir parça. Gayet şık, gayet kullanışlı ve eski. Mermer kaide üzerinde pirinç takvimli, kağıtlıklı, kalemlikli, masalıklı bir ofis dekoru. Gayet güzel eski bir parça daha. Kaça aldın? 20-20. Tekrar merhabalar. Cumartesi akşamından beri şu an pazar oldu. Yani şu an pazara geçtik. Kah yürüdük, kah koştuk. Bir bit pazarı maceramızın da sonuna geldik. 5 farklı pazar gezdik. Akşamdan geceye, geceden sabaha 2 tur şeklinde gittik, gezdik. Yorulduk, uykusuz kaldık ama değdi. Gerçekten eğlenceliydi, keyifliydi. Ve sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ürünler bulduk. Daha önceden de belirttiğim gibi bit pazarı videoları, ürün inceleme videolarımız, mezat videoları, çeşitli sohbet videoları, salon mezatları düzenliyor. Videolar çekip sizlerle paylaşacağız. Şu an hava güzel. Evimizin balkonunda yapıyoruz bu çekimi. Sonra içerideki konseptte de farklı çekimler, çalışmalar yaparız. Kışlık yazlık şeklinde düşündük. Burası böyle keyifli bir köşe oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Daha önceden de anlattığımız gibi geçen haftada aldığımız silah yoranını çakmak var. Bunun manyetosu bozulmuş. Bunu görünce aklıma tasarım fikri gelmişti. Eksik parçalarımız vardı. Onları toparlamaya çalıştım. Yani o zaman bu tasarımı önümüzdeki hafta kanalda göreceğiz. Büyük bakalım. Düşündüğümüz gibi olacak. Neyimiz var? Neler aldık? Şöyle bir Arjantin bira bardağımız var. Alman Milka bardak. Gayet dolu. Ağır bir ürün. Güzel, şık. Şöyle bir eski kolon yeşilimiz var. Kristal. Bunu göster istersen. Çok güzel bir ürün. Dukan marka. Amerikan da galiba. Amerikan. Bakalit kasa, siyah kendi orijinal rengi, çevirmeli telefon, son dönemin modası, evet. Vintage dekorasyon vazgeçilmez parçası. Ve son dönemlerde popüler olan Colorate makinalarında, Colorate 780. Kartuşları internette bulunabiliyor bunların. Meraklı olanlar bu makinalardan alıp
fotoğraf çekebiliyor. Mekanik parçalar olduğu için yani çok yüksek ihtimal çalışır diye tahmin ediyoruz. Şu ana kadar çok aldık, çok sattık, bir problem de yaşamadık. Zaten bunların dahili bataryası olmadığı için filmi bulunduğu anda çalışmaya başlıyor. Enerjiyi içine koyduğunuz filmden sağlıyor. Polaroid'in son dönem ürünlerinden biri. Güzel, temiz, aynı zamanda şık, kullanışlı bir parça. İngiliz malı. Piyasada gerçekten Polaroid'leri bulmak, filmlerini bulmaktan daha kolay. Şöyle bir seyahat ütümüz var. Bu seyahat ütüsü diye geçer, yaka ütüsü diye geçer. Şöyle göstereyim. Bu Tayvan malı. Şu da Amerikan priz diye geçiyor ama bu dönüştürülmüş. Eğer ben ütüsüz gömlek giyme, pantolonlarımda çift çizgi ütüleri çok titiz birisi diyorsanız çantanızdan, valizinizden eksik etmek istemeyeceğiniz bir parça. Aynı zamanda güzel bir dekor ürünü olarak da tercih edilebilir, kullanılabilir. Bu da büyük ihtimal 80'ler. Bence 80 değil, sanki biraz daha 70'ler gibi duruyor. Avrupa malı bir masa takvimi denk geldi. Günleri gösteriyor, burada ayları gösteriyor. Böyle çevirdiğiniz zaman yavaş çevir diyor. Ayları değiştir diyor. Değişik görevler böyle galiba, evet. Evet, şimdi geldik en güzel bölüme. En eğlenceli, en renkli parçalara. Şöyle tam 5 adet çizgi roman, karikatür, mizah dergisi bulduk. Şu poşetlerde 4'er sayı var arkadaşlar. Penguin, Uykusu, Lompak, Le Manyak. Böyle bir kol içerisinde, koca bir kol içerisinde onlarca dergi vardı. Çok yorulmuştum ve zamanımız da kısıtlıydı, o yüzden hepsine bakamadım. Gerçekten bunlar benim bu pazar gezintimde en hoşuma giden parçalar oldu. Kaybolmuştum bir yani o zaman. Yani aynen, tam o an bunları arıyordum. Güzel parçalar buldum. Bunlar nereden baksanız 1-2 hafta bizi götürür. Bayılıyorum çizgi roman okumaya, karikatür okumaya. Tuvalette vazgeçilmesin. Bavulumuz kaldı. Onu da gösterelim. Şöyle bir parça. Şöyle bir bavul. Niye aldın sen bu bavulu? Yani bavul neden aldığım hakkında tam bir cevap veremeyebilirim. Bavulları neden alıyorum? Bu gerçekten oturulup başlı başına konuşulması gereken bir durum. Seviyorum arkadaşlar. Hem kullanım amaçlı hem de dekor amaçlı bence dönemini en güzel yansıtan parçalardan birisidir bu bavullar. Hem içi yaşanmışlıklarla dolu oluyor. Şöyle göstereyim. Bayağı kötü şeyler yaşanmışlığında kapatalımın. Yani buna ilk baktığınızda içine hani bu ne ya falan diyebilirsiniz ama birazcık daha böyle karşınıza bavulu alıp düşündüğünüzde bununla kim bilir kimlerle gezdi, nerelere gitti, ne gibi olaylar yaşadı. Yani bu nereden baksanız 40 yıllık bir valiz. Bunları üst üste koyup dekor yaptım evime. Çok fazla valiz aldım, çok fazla valiz sattım. Seviyorum, güzel bir uğraş. Abi. Genel olarak böyle. Tasarımı tekrar bir hatırlatalım. Bir tane kovboy şapkamız var, bir tane kovboy tabancamız var. Yine bomba gibi bir lamba tasarımıyla onları karşımızda olacak Hakan. Şu an benim gözümde güzel şeyler canlanıyor. Umarım bittiğinde de western temalı. Güzel bir kovboy lambası. Bütün sınırları zorlayacak bu kanalda Hakan Zeybek. Aklınıza gelebilecek her türlü parçadan lamba tasarımıyla karşınızda. Gerçekten sıkıntılı mahallelerde, sıkıntılı saatlerde gezmek zorunda kalıyoruz bu ürünleri bulmak için. Gitmediğimiz zaman aklımız kalıyor. Acaba bu hafta ne vardı o tezgahlarda düşüncesiyle merak içinde kalıyoruz. Bu durum bizim için bir hobiydi. Artık bir tutku haline geldi. Bundan sonra da olabildiğince bu tutkumuzu sizlere yansıtmaya çalışacağız. Yani bu video 1000 aboneye özel bir video diyebiliriz. Bu video sana özel artık. İlk konum sen oldun. Evet. Ayrıca Hakan'a çok teşekkür ederim. Kamera karşısındaki ilk videosunda bana da yer verdiği için teşekkür ederim kardeşim. Sen de evinde yer ver. Umarım hayırlara vesile olur. Yolun açık olur. Gerçekten güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir emeğin var ortada. Bu emeğin de karşılığını en yakın zamanda almaya başlarsın. İnşallah. Teşekkür ederim. Kestik, evet. Başlıyor. Ben nasıl duruyorum şimdi? Kayıtta mı şu an? Evet. Nasıl gireceğim? Bacak. Merhaba arkadaşlar, kanalım hoş. Bacak, evet, böyle başla bakalım. O zaman kahve şöyle gel. He lan, kahve mi içsek ya? Ha? Tost yiyeceğiz. Evet, şimdi tost yiyoruz. Tost dilini çeliriz. Hepimiz ayrı tost yiyeceğiz. Bakalım hangisi daha güzel. Evet. Dur, bekle, dur çekemiyorum. Dur oğlum, dur. Yerinde dur lan. He. Ne bu? İtalyan malı Pippo. Montana 301. Modaklayamıyorum. Çok üst düzey bir parça. Gayet şık, gayet kullanışlı ve eski. Koleksiyonluk ürün. Bir saniye. Burada da mermer kahide üzerinde. Hadi konuş. Tamam, geldik en güzel bölüme diyerek dergileri alıyorum. Ben babam. Aynen. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bu
Tepecik'te dediniz, Ege'de dedin. Tamam. Açık yok ya. İkinci pazar. Tamam, birinci pazar, ikinci pazar, üçüncü pazar, dördüncü pazar. Tamam, merak etsinler. İkinci pazar hangisi söyle bakayım. Ha? İkinci pazar hangisi? Biliyorsun sen onu. Kulağıma söyle, tamam. Hadi. Hangisi ikinci pazar? Tepecik. Nah Tepecik. Ege ya abi, Ege yazın. Benim gönlüm de Ege deyince. Size bahsettiğim gibi tasarım videoları çekmeye devam mı edeceğim? Az daha ses kanka, baştan. Hobi, ilk başta hobiydi, daha sonra bir tutkuya döndü. Bundan sonra da bu tutkumuzu olabildiğince size yansıtmaya çalışacağız. Başla. Hem dekor amaçlı hem de kullanım amaçlı çok fazla tercih ediyorlar. Çok komik oldu. Malum bunları gösterdik. Bu da gerçekten güzel bir parça. Önümüzdeki haftalarda Instagram Topyantik adresinde bu tarz parçalara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. takipte kalın. Mezatlarımıza katılın. Kendinize iyi bakın. Bu güzel ürünlerin hemen hemen hepsini sayfamızda görürsünüz. Desteklerinizi esirgemeyin. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Güzel bir video oldu bence. Güzel bir gezintiydi. Yaptıktan sonra yazarız. Nasıl geçti dünden beri? Neler yaptın? Yaklaşık 2-3 hafta pazara gittiğini düşünmüyorum. Neden? Bunu söylemek yok artık. O videoyu izleyip beğenmeyenlerin tek tek IQ'larını bulup gece uykularına giren kabus olurum. Geceden beri koşturuyoruz yani.